Selamlar dostlarım. Bir süredir görüşemiyoruz. Bir süredir YouTube'da yokum, Twitch'te yokum. Evet, farkındayım. Hepiniz çok özlendiniz. Bunun sebebi hemen videoya başlamadan önce, asıl konuya gelmeden önce sebebini açıklayayım. Bir süredir eğitimim için bir şehir dışına çıkmam gerekli. İstanbul'a kadar gittim, geldim eğitimden dolayı. Geldik bir süredir gelmiştim ama yeni server haberi vesaire geldiğinden dolayı işte bir Marmara'yı zaten bozdum tamamen. Yeni server hazırlıkları, EP hazırlıkları vesaire falan filan. Yeni servera tamamen fokuslanmış durumdayım o yüzden. YouTube'da veya işte bir süredir yokum ama hayırlısıyla geri dönüyoruz. Peki ne ile geri dönüyoruz onu açıklayayım hemen. Bu videoyu çok isteyen olmuş çok bana yazan olmuş. İşte bu yeni server hakkında bilgilendirici video bildiğin kadar işte sen başlıyor musun ne yapıyorsun vesaire falan filan hepsine toplu bir cevap olsun. Yeni server zaten şu an itibariyle 2 gün kaldı. Altta tarih 12 Nisan. 14 Nisan saat 11'de yeni server açılıyor. Peki bu server nedir? Hemen birlikte bir bakalım. Şu an Metin resmi forum sayfasındayım. TR tarafının. Böyle geldiğimde burada yeni sunucu Van Tomamızın paylaştığı bir yazı var. Peki bu yazı neymiş? Birlikte bir bakalım. Diyor ki yumurta bayramındaki yeni sunucular. Peki. 3 krallıkta başarılı olmak isteyen tüm karavanlar için Metin 2'de 14 Nisan saat 11. Yani dediğim gibi 2 gün sonra sabah saat 11'de yeni bir server açılıyor. Peki bu 3 yeni sunucunun kapıları açılacak. Bu 3 yeni sunucu Bizde mi üç tane birden açılıyor? Tabii ki hayır. Durum öyle değil. Durum şöyle. Felis diye bir server var. Bu kümesi Batı Avrupa tarafındaki ülkeler için geçerli. Lynx diye bir server var. Bunun ülkesi yani ülkeleri Doğu Avrupa tarafındaki kapsayan ülkeler ve Van var. Bu da Türkiye. Peki bu serverların isimleri nereden geliyor? Neden bizde Van? Buna baktığımızda da bu gördüğünüz tüm isimler bir kedi türünün ismi. Felis bir kedi türü, Lynx bir kedi türü ve Van kedisi de bizim sadece Türkiye'ye özel bir server olduğu için Türkiye'yi kapsamak adı altında Van kedisini ön plana çıkarmışlar. Aslında tatlı düşünülmüş bir durum ama bu kadar şova gerek var mıydı? Neyse. <laughs> Şöyle bir baktığımızda ilk günlerde siz yeni sunucularda bazı özellikler bekliyor demiş. Burada ne var? Jöbert ganimetler, etkinliği, balık yap boz oyunu, ekstra süper taj dropları dair birçok etkinlikte değerli eşyalar kazanabilirsiniz demiş. Bunu birazdan açıklayacağım size burada ne demek istediğini. Ödülleri kapmak için bilincilik zorluğunu tamamlayın ve Gazabas'ın basın görev sınavlamasında zirveye yükselin. Dikkat etmeniz gerekenler yeni sunucuda Steam üzerinde ulaşılmıyor. Yani artık Steam'den Metin 2 oynayan yoktur aranızda herhalde. Yani çok mantıklı bir şey olmadığını biliyorsunuz. Çoğu şeyden mahrumlar yani. Sunucuda erişmek için doğrulanmış bir e-posta adresi kullanmalısınız. E-postanızı doğrulamış olmanız gerekiyor açtığınız maili. Yeni sunucularda çırak sandıkları ve genç kahramanlar için silahlar devre dışı. Yani diyor ki biz hard bir server yaptık. Hardcore. Yani burada hardcore bir serverımız var. Bunu burada bize açıklamış. Bu konuda bir yorum yapmak istiyorum. Genç kahraman silahları bence hiçbir serverda olmamalı yeni açılan serverlarda. Çünkü gerçekten çok kolay oluyor yani. Acayip basite indirgenmiş oluyor server. Çünkü ilk günden tür günler, ormanlar havada uçuşuyor yani sırf level silahından dolayı. Ya biz de istiyoruz gibi dolu düşürelim, KDP düşürelim, bir şeyler yapalım. Anladınız siz o eski tadı bir alalım düşük level'lardaki. Direkt gidip 110 120 olup oyun oynamak sıkıyor yani. Biraz ağır ağır gelişmek lazım. Çırak sandıkları olabilirdi. Yani burada üste giden eldiven en çok üzecektir bizi. Yani üstte giden eldiven olsaydı iyi olurdu. Minicilik zorluğu. Peki minicilik zorluğu neymiş? 4 kilometre taşına noktasına ulaşabileceğiniz bir zorluğu tamamlayın demiş. Birinci kilometre taşı 29 Nisan'a kadar diyor ki bir normal at alın. Yani bu 25 level'a geldiniz aldınız normal at bildiğiniz at görevini aldığınızda 29 Nisan'a kadar. Size diyor ki 3 tane unutma parşömeni bir tane taşınanma yüzüğü hediye vereceğiz. Bunda sıkıntı yok. İkinci kilometre taşı diyor ki 13 Mayıs'a kadar bir savaş atı alın. Savaş atı neydi? Zırhlı at. 10 level'a getirdiğinizde aldığınız zırhlı at. 3 tane unutma parşömen ve en önemlisi 100 kaplan parası elde edersiniz diyor. 100 kaplan parası güzel. 27 Mayıs'a kadar da bir asker at aldınız. Yani bu 21 level'a geldiğiniz at skilllerini açtınız kısım. Peki burada ne diyor? 50 yem ve 250 kaplan parası elde edin diyor. Yani buradaki kaplan paraları gerçekten çok güzel. 1 Temmuz'a kadar zaten burası en zor görevdir. Bir güçlü savaş atı alın. Güçlü savaş atı 30 level. At ama tabii ki 21 level'dan sonra zorlanarak gittiği için durum biraz uzun sürecektir bu durum. 50 yem, 5 kırmızı ginseng vesaire asilçim. Asıl buradaki önemli olan 500 kaplan parası. Yani toplamda arkadaşlar 850 kaplan parası veriyorlar. Bütün görevleri yaptığınızda güzel miktar. Hiç basite alınmayacak bir miktar. Bir de diyor ki kilometre taşlarına birbirinden bağımsız ulaşabilirsiniz. Örneğin ikinci kilometre taşına ulaşmak için birinci kilometre taşına zamanda ulaşmanız gerekmez. Ne diyor yani? Şunu yapmadınız. Unuttunuz. Aklınıza gelmedi sallıyorum. 29 Nisan'a kadar at almadınız. Ondan sonra geçti. Tüh bunların hiçbirini yapamayacağım diye bir şey yok. Çünkü 30 Nisan'da diyelim atı aldınız. Arkasına 13 Mayıs'a kadar atı zırhlı hale getirdiniz. Şu görevi alabiliyorsunuz. Hatta devamını da almaya devam edebiliyorsunuz. Ondan bahsetmiş. Görev sıralaması. Peki atlar bittikten sonra sorunun ikinci özelliği. Ana görevler, yan görevler ve biyolog görevlerini tamamlayarak yeni sunucularda sıralama puanları alırsınız diyor. Bu aslında güzel bir durum. Görev yapmaya teşvik eden bir durum. Yani bir çoğumuz görev yapmayan, görevleri sallamayan, arka plana atan işte keşiş veriyor, kalkan veriyor, ne yapacağım vesaire falan plan dediğimiz o görevleri bu soru burada ön plana çıkarmaya çalışmışlar. Sıralama listesi 27 Mayıs'ta bitecekmiş. Peki bu görevlerde ne ödüller veriyorlarmış? Yani görevlerden kastımız şu başladın av görevi bir, yabani köpek kestim vesaire, biyolog görevidir, işte ıvır zıvırdır, silahçı görevidir, marketçi görevidir, odur budur, yüzbaşıdır. Bu görevlerin hepsi bu görevlere dahil arkadaşlar şu ödülleri. Yani elinizden geldiğince yeni sorulara başlıyorsanız tüm görevleri yapmaya çalışın. Hatta yapın. Çünkü ödüller çok güzel. Ödüllerde ne var? Birinci sıra. Ona gelmeden önce kendi krallıkları için birinciden onuncuya kadar sıralarda olan tüm oyuncular ilgili ödülleri alacak diyor. Yani şu birinci sıradan 3 kişi alacak. Mavideki birinci arkadaş, sarıdaki birinci arkadaş ve kırmızıdaki birinci arkadaş. 3 arkadaş bu ödülleri alacak. Neymiş? Ateş hankası 60 gün. Ateş hankası 60 gün nedir? Bir vein arkadaşlar. Ama özellik vermeyen vein yani berserker, hipi vesaire vermiyor. 60 günlük vein veriyorlar. 60 günlük kahramanlık madalyası. 8 adet 7 günlük kişisel premium dükkan. Bizim işimize yarar mı bilmiyorum ama artık baga sokmazsak iyi. Bir adet büyülü taş ve bir adet usta kuşağı asil. Bunu 3 arkadaş alacak yani maviden ve sarıdan kırmızıdan birer kişiye bu ödüller gidecek. En çok görevi yapan veya en çok görevi yapan sayı aynı ise en erken yapanlara vereceklerdir. İkinci sırada yine benzer ödüller günleri azalarak gidiyor. Tabii ki birinci sıradaki şu ateş ankaları şu ve şu gerçekten çok büyük ödüller. Bunları almaya bakmak lazım. Komamız ekstradan birkaç gün sonra da şunu paylaştı. Merhaba yeni atılacak sunucu normal sunucu özelliklerine sahip olacaktır. Yani bu sunucu bir etkinlik sunucusu değil arkadaşlar. Sadece 31 Mayıs tarihine kadar etkinlik sunucularında kullanılan aylık etkinlik takvimine sahip olacaktır. Peki bu ne demek? Etkinlik sonucunda kullanılan aylık etkinlik takvimi. Etkinlik sunucumuz neresi bizim? Marmara, Türkiye vesaire. Peki oraya bir bakalım. Orada ne varmış etkinliği? Bizim serverımız ne zaman açılıyor arkadaşlar? 14 Nisan Perşembe. Yani şuradan itibaren şu aşağısı komple yeni serverda geçerli olacaktır. Hani şu 4 ile 8 arası 8 ile işte 12 arası olan görevler. Peki burada bizim dikkatimizi ne çekiyor? Server Perşembe açılıyor 3 gün sonra olan Ay ışığı. Ay ışığının bize ne avantajı var arkadaşlar? Ön plana çıkarmak gerekirse kutsama küresi. Her şeyden önemli. Kutsama küresi almak için ay ışığı gerçekten çok güzel bir etkinlik. Sadece 3 gün sonra. Hemen arkasına balıkçılık arkadaşlar. Balıkçılık çok çok önemli yine pazartesi günü. Bunlar çok güzel olmuş. Yani bu çok iyi düşünülmüş. Ekstra bu ayla bitmiyor. Bir de Mayıs ayı takvimi geldiğinde o Mayıs ayı da komple One Server'ında geçerli olacaktır. Peki bizim tarafımıza geldiğimizde arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Biz başlıyor muyuz? Nasıl başlıyoruz? Vesaire. Evet yeni serverda biz varız hayırlısıyla. Peki ne oynayacağız? Ne yapacağız? Şöyle ki bizim biliyorsunuz ki Marmara'da Sura, Ninja, Dolunay'da da savaşçı serilerimiz oldu. Youtube'da da var bunlar mevcut. Çoğu kişiye sorduğumda serverın %70'i büyülü keskinlik olarak başlıyor. Geri kalanlarda da Ninja vesaire duydum. Ben de düşündüm dedim ki bir farklılık olsun. Youtube'da da çok fazla ya da böyle ulaşabileceğiniz böyle app'li Güzel. Şaman serisi yok. Ben de o yüzden şaman oynama kararı aldım. Aslında şamanın gücü çok basit alınmayacak bir karakter ve ben Ejderha Gücü Şamanını güzel bir şekilde icra etmeyi planlıyorum ve sizlere sunmayı planlıyorum. Çok keyif alacağımızı düşünüyorum ve farklılık olacağını düşünüyorum. Peki kaç ep'le başlıyoruz? Bu videoyu izleyenlere özel önden bir fragman geçmiş olalım. Evet arkadaşlar, 50.000 ep'le nasip olursa yeni server'a başlıyoruz. Ep'imiz hazır, epimizi aldık. 50.000 ep'le yeni server'da biz de inşallah olacağız. Kırmızı bayrakta olmayı planlıyorum. Şaman olacağım tekrardan dediğim gibi Ejderha Gücü bir şaman yani kritikçi. Nasip olursa yeni server'dayız. Peki sizin yeni server hakkında düşünce düşünceleriniz nelerdir? Başlıyor musunuz? Başlıyorsanız hangi karakter veya kaç hep ile başlıyorsunuz? Düşünceleriniz nelerdir? Bizim şaman olmamız hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları da aşağıda yorumlarda belirtesiniz. O zaman 2 gün sonra yeni serverda görüşürüz. Twitch'te ayrıca şunu da belirteyim. Twitch'te sabah saat 11'de yani 14 Nisan Perşembe günü sabah 11'de yayındayız. Twitch'te direkt serverun açıldığı dakika yayına başlayacağız. İlk videomuzda YouTube'a muhtemelen 15 Nisan günü içerisinde yani Cuma günü içerisinde gelecektir inşallah. Perşembe günde müsait olanları Twitch yayınımıza mutlaka bekliyorum. O zaman yeni serverda ve yeni serimizde görüşmek üzere.